Değerli izleyicilerimiz, geçmişten günümüze güzellikleri aktaran programımızda sizlerle birlikte Türkiye'yi karış karış gezmeye ve sektörlerimizi sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün yine sizlere Mersin'den sesleniyoruz ve Mersin'in Yenişehir bölgesindeyiz. Yenişehir bölgesinin inşaat ve yapı alanında oldukça iddialı ve tecrübeli bir ismiyle birlikteyiz. Ali Bey ile birlikteyiz. Şimdi Ali Bey değerli bilgilerini hepimizle paylaşacak. İsmim Ali Şahin. 1999'dan beri inşaat sektöründeyiz. Şantiye şefliği olarak faaliyette bulunduk. Yaklaşık 16 yıl inşaatlarda şantiye şefliği yaptık. Son 5 yıldır da kendi firmamı kurdum. İnşaat sektörünün her alanında biz faaliyet gösteriyoruz. Sadece altyapı değil, üst yapı, anahtar teslimi işlerimiz olsun. Cephe yalıtımlarımız olsun, teras yalıtımlarımız, anahtar teslimi işlerimiz, kurumsal firmalardan resmi işlerde, ihaleli işlerde hepsinde çalışma yapmaktayız. İlk olarak yalıtımdan bahsedelim isterseniz. Yalıtımı nasıl yapıyorsunuz ya da yalıtımı bizler neden yaptırmalıyız? Mersin'de birçok bölgede uygulamaları yaptık ve garanti kapsamında yaklaşık 10 yıl uygulama garantisi dahilinde faaliyet göstermekteyiz. Yaptığımız işlerin tamamında garanti vermekteyiz. Yalıtımı neden yaptırmalıyız? İsterseniz izleyicilerimize bunu aktaralım. Çünkü önemini bilmeden böyle bir hizmet almak da istemeyiz tabii ki. Kesinlikle. Şimdi yalıtım konfor demektir. Hem cephede hem dam kısımlarda, teraslarda konfor demektir. Sudan ve yağışlardan, soğuk havalardan enerji tasarrufu sağlamak istiyorsak da yalıtım yapılması gerekiyor. Çok paralar harcayarak yaptığımız evlerimizin şeylerini korumaya almak için de muhakkak yalıtım yapmamız gerekiyor. Evlerimiz bizler için çok değerli ve sizin de dediğiniz gibi bu evlere korumak istiyorsak yalıtım mutlaka yaptırmalıyız. Sizin yaptığınız yalıtım işleminde de 10 yıl garantisini veriyorsunuz. Doğrudur. Bu şekilde müşteri memnuniyetini de sağlıyorsunuz diyebiliriz. Anahtar teslim projeleriniz olduğundan bahsettiniz. Bu projeler nasıl hayata geçiyor? Anahtar teslim projelerimizde hem kurumsal firmalar dahil, işanları, ondan sonra villalar, ofis tarzı yerler, ev tadilatları dahil hepsini anahtar teslim yapıyoruz. Villa projelerimizi proje aşamasındayken 3 boyutlu ve mimari proje belediyeden ruhsat alınacak kadar tüm takiplerini yapıp onayını aldıktan sonra müşteriyle yaptığımız sözleşmenin neticesinde madde madde hepsini belirleyerekten inşaata başlıyoruz. En son anahtarımızı teslim ettiğimiz zaman da yaklaşık 2 yıl garanti kapsamına girecek şekilde de ev şeylerini teslim ediyoruz. Evet, villa dediğimizde zaten son dönemde biliyorsunuz pandemi sebebiyle birlikte evlerimizde çok daha sık zaman geçirmeye başladık ve evlerin aslında biraz daha yaşam alanı oluşturması, bizlere bir bahçe sunması, bir balkon sunması bizler için daha çok önem göstermeye başladı. O yüzden villa projeleri de son dönemde önem kazanmaya daha çok başladı. Bu villa projelerini sadece Yenişehir bölgesinde mi yapıyorsunuz? Şimdi pandeminin verdiği şeyden dolayı insanlar artık daha serin bölgelere, yayla kısımlarına, özellikle bizim burada ağırlıkta yayla ve ormanın olduğu bölgelerde ağırlık vermektedirler. Genellikle yaylalık kısımlarda yapmaya başladık. Bu bölgede son 5 yılın en yoğun şeyini bu sene yaşadık mesela. Yaklaşık 12-13 tane projemiz oldu. Yani sadece bizim yaptığımız. Onun dışında genel anlamda birçok proje hayata geçiriliyor başka firmalar tarafından ama bizim şu an bu sene uyguladığımız yaklaşık 12-13 projemiz var. Bizim yerleşebileceğimiz projeleriniz var mı peki elinizde? Bizim bitirdiğimiz tabii şu an 2 tanesini bitirdik, teslim ettik. Bir ay oldu. Onun dışında diğerleri zaten daha önceki süreçte yaptığımız projelerdi. Projeleri yaparken nelere dikkat ediyorsunuz peki? Hangi aşamalardan geçiyor projeler? Projeyi tasarlarken öncelikle müşterinin ne istediğini önce bir keşfediyoruz. Onların belirlediği özelliklerde ve standartlarda tasarımlarımızı yapıyoruz. Yerinde yaptığımız aplikasyonlar sonucunda da netleştikten sonra sözleşmeleri yapıp müşteriye sunuyor. Müşterinin okeyini aldıktan sonra da faaliyetlere başlıyoruz. Öncelikli olarak konfor, neler istiyorlar, hangi aşamalarda neyle karşılaşacaklarını biz tabii tecrübelerimize dayanarak da anlatıyoruz. Ona göre sadece tasarım boyutunda değil, yaşanabilir haldeyken kendisine sunmuş oluyoruz yani projeyi. Yani aşamalarında da bilgilendiriyor musunuz? Kesinlikle.
her aşamada zaten imalatlarının her aşaması hem görsel olarak sunuyoruz kendilerine hem de kendilerini zaten imalat aşamasına gelip kontrollerini yapıyorlar. Malzeme seçimlerinde kendilerinden birebir bu süreci takip ediyoruz. Anahtar teslim projeler yaptığınızdan bahsettiniz. Bu projelerin içinde birçok kalem bulunmakta. Bunların tamamını siz mi karşılıyorsunuz? Biz müşterine yaptığımız sözleşmede belli bir miktar belirliyoruz. Mesela %25'ini biz nakit alıyoruz. Diğerlerini de aşama aşama inşaatın aşamasına göre kendilerinden sözleşmede maddeleri doğrusunda belirlemiş oluyoruz. %25'lik dilimden biz aldıktan sonra tamamını biz temin ediyoruz. Fakat seçimini müşteriye yaptırıyoruz. Alım zamanında müşterine beraber gidip işte mağazalardan seçilen ürünleri tespit ediyoruz. Tutanak düzenlenip ondan sonra inşaat sevkini yapıyoruz. Ondan sonra imalat yapılıyor. Evlerimizi ve iş yerlerimizi sizler gerçekleştiriyorsunuz. Projelerini sizler gerçekleştiriyorsunuz. Evet. Ve ev ve iş yeri sahibi olmak herkesin hakkı. Sizin yaptığınız projelerde de her kitleye, her bütçeye hitap edebilen projeleriniz var mı? Şimdi biz müşterinin geldiği zaman, ofise geldiğinde nasıl bir şey istediğimiz, yani bütçelerinde ne olduğunu önce onları soruyoruz. O bütçe doğrusunda biz bir taslak alacağız, hazırlıyoruz. İstediği proje bazlı şeylerde fiyatlarımızı çıkartıyoruz. Sunduktan sonra bazı değişiklikler yaptığı zaman da ona göre şey şekillenmiş oluyor. Yani istemiş olduğu bütçeye göre biz şey sunuyoruz, tasarım sunuyoruz veya inşaatın maliyetini sunmuş oluyoruz. Az önce de dediğimiz gibi bu projelerin içinde birçok kalem madde sayabiliriz. Bu maddelerde yaptığınız işlerde kaliteye de özen gösteriyor musunuz? Çünkü evlerimizi biz bir aldığımızda ömrümüz boyunca o evin içinde hayatımızı sürdürmek istiyoruz. Aldığımızda bir kere almak istiyoruz. Şimdi ürünlerimiz hangi kalitede olursa olsun biz birinci kalite ürünler seçiyoruz. En büyük sıkıntı işçilik dediğimiz uygulama sıkıntısı ve bunu da biz müşteriye birebir birinci kalite olarak sunuyoruz. Memnun kalmadıkları kalemler olduğu zaman yeri geldiğinde söküp tekrar yapmak zorunda kalıyoruz. Ve bunu biz müşteriye bu güveni vermek zorundayız. Ki yıllardır, 18 yıldır biz sektörün içindeyiz. Bu güveni sağlayaraktan biz bu hale geldik. Müşterinin hiçbir şeyini geri çevirmeden memnuniyetle yerine getiriyoruz. Kalitesi kadar bu ürünleri işleyen ustalarımız da oldukça önemli. Kaç kişilik bir ekibimiz var? Ekibimiz ne kadar profesyonel? Şimdi 18'lik şantiye tecrübesinden dolayı bizim ekiplerimiz hepsi uzun süreli çalıştığımız kişiler oluyor. Ekiplerimizin tamamı zaten bizim bünyemizde genellikle oluyor. Taşıra ettiğimiz bazı kalemler var. İşte mobilya kısmı, pimapen kısmı. Bunları dışarıya taşıra ediyoruz ama diğerleri kendi bünyemizde çalışan, yıllardır beraber çalıştığımız ustalarımız. Ve dolayısıyla bu da kaliteyi getirmiş oluyor. Kaliteli ustalarla da çalışıyoruz. Bu ustaların iş güvenliğine de dikkat ediyor musunuz? Şimdi bizim kurumsal olarak en büyük şeyimiz bu. Önce iş güvenliğinden baz alıyoruz. Ustalarımızın zaten hepsinin eğitimleri olmuş oluyor. İşe başlamadan önce de her türlü güvenlik önlemlerimizi alıyoruz. En büyük şeyimiz öncelikle iş güvenliği. Sonra hareket ediyoruz. Yani iş sonra geliyor açıkçası. Evet. İş güvenliği, sonra da müşteri memnuniyeti diyoruz. Evet, sosyal medya hesaplarımızdan bahsetmek istiyorum. Müşterimiz hem yaptığımız projeleri, kurumsal veya diğer anahtar teslimi yaptığımız tüm projeleri görebilirler. Bizi oradan takip ederekten bize olan güvenlerini bir kez daha tazelemiş olurlar. Evet. Mersin'de inşaat ve yapı sektöründe faaliyet gösteren bir sürü firma var biliyorsunuz. Size bu firmalardan ayıran bir özelliğiniz var mı? Neden sizleri tercih edelim? Bir kez güven şart. Yani inşaatta müşteri geldiğinde hangi firmaya giderse gitsin o güveni almak zorunda. Güvenmediği firmaya da iş yaptırmıyorlar. Şu an en büyük özellikle şu pandemi döneminde ve de güven çok önemli. Müşteri gözü kapalı veya sözleşme yaptıktan sonra ben bu işin biteceğine inandığını bize beyan etmek zorunda. Ve biz de bunu görüyorlar. Bizi tercih etmelerinin en büyük sebebi de o.
çalışmalarınızı sadece ev ve iş yerleri üzerine mi sürdürüyorsunuz? Şimdi bizim inşaat sektörü olduğu için çok geniş yelpazede biz hareket etmek zorundayız. Genellikle ihaleli işlerimiz, kurum işlerimiz oluyor. Kurumsal firmalarımız oluyor. Milli eğitime bağlı özel okullar ve devlet okulları bünyesinde birçok yenileme ve onarım işlerimiz oluyor. Bunların anahtar teslimi birçok projelerini biz yapıyoruz. Yenileme ve onarım adı altında yapıyoruz. Bir diğeri kurum Deniz Kuvvetleri'nin işlerini yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin işlerini yapıyoruz. Mezitli Belediyesi, Akdeniz Belediyesi dahil birçok belediyenin işlerini de yapmaktayız. Kısmi olaraktan parça parça bir takım işlerini yapıyoruz. Aslında sadece anahtar teslim projeler değil, yenileme çalışmalarını da sürdürüyorsunuz. Bu çalışmada evlere ve iş yerlerine bu hizmeti sunabiliyor musunuz? Yoksa sadece kurumlardan mı bu şekilde işliyor düzen? Bizim buradaki en büyük kuruluşumuzun amacı şu. Gelen müşteri burayı bir Koçtaş yapı market gibi görüp her türlü hizmeti alabilecek şekilde biz hizmet sunmaya çalışıyoruz. Yani geldiğinde cam balkonundan, duşakabininden, elektrik tesisatı, mobilya, boya her şeyi sunacak şekilde biz bir planlama ve oluşum içindeyiz. Gelen müşteriyi tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hizmet vermekteyiz. Sadece kurum hizmetleri değil, gelen iş yerleri için veya evler için hepsinde her türlü hizmeti sunmaktayız. Bu şekilde gelen her müşterinin sadece bir işini değil tüm işlerine koşturuyorsunuz. Hem ekonomik olarak baktığımızda hem de masraf olarak ya da düşünce olarak baktığımızda evet ben buraya güvendim, buraya bir işimi yaptırdım ancak diğer işimi nereye yaptıracağım dediğinde insanların akıllarında soru işareti kalmayacak. Kesinlikle. Yani gelen müşteri ustalarından tek tek uğraşmak yerinde anahtar teslimi bir güvenli bir firmaya vererekten tamamını bitirecek şekilde çözüm bulmuş olacak bizim burada. Sektöre dair verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederim. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şimdi sıkıntılı bir dönemi yaşıyoruz açıkçası. Gelen müşterilere ben şunu söylüyorum. Yani bizden hizmet alsın veya almasınlar. Yaptıracakları işleri kesinlikle güvenli firmalara yaptırsınlar. Bir ikincisi garanti kapsamında muhakkak şey yapsınlar. Artı sözleşme yapsınlar. Bizim sektör olarak gelen müşterilere sadece tek kalem değil, biz tüm kalemlerde hizmet sunmaktayız. Gelen müşteriye her türlü seçeneğini, her türlü ihtiyacına göre hizmet ve şeyi sunmaktayız. Müşterilerimize şu istekte bulunacağım. Bizlere gönül rahatlığına güvenerekten gelip hizmet alabilirler. Evet değerli izleyicilerimiz, sizler de inşaata dair, yapı sektörüne dair herhangi bir ihtiyaç duyuyorum diyorsanız ve bunu güvendiğim insanlara yaptırmak istiyorum diyorsanız Ali Bey'e gönül rahatlığıyla kendi projelerinizi teslim edebilirsiniz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere.